Bugün Antalya Gazeteciler Cemiyeti tarihi anlarından birini yaşıyor. 2007 yılında başkan yardımcısıydım. Mevlüt yeni başkandı, değerli başkanımız. Büyük bir emekle, binbir emekle galerimizi oluşturmuştuk. Aradan yıllar geçti, bina eskidi, her şey değişti. Ve üyelerimizin inanılmaz bir teveccühüyle yeni makinalar, gazeteciliğin simgeleri hediye geldi. Hatta en son geçen hafta değerli üyemiz Orhan Çakmur fotoğraf makinalarını hediye ederken dedi ki ben bunu evde saklayamam. Torunlarım görsün bir gün Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni geçsin dediğinde doğrusu çok heyecanlandım. Ve sonrasında inanılmaz bir hediyeler geldi gazeteciler tarafından ve bugün birçoğunu yerleştirdik ismiyle birlikte. Yıllar yılı o isimler yaşayacak. Antalya Gazeteciler Cemiyeti kentin gerçekten önemli bir kurumu. 400'e yakın üyesiyle Türkiye'nin 4. büyük meslek örgütü. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya. Ve bu denli bir meslek örgütünde biz meslektaşlarımıza sadece meslektaş gözüyle değil, şahsım ve yönetim kurulu aile gözüyle hep bakıyor. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin her üyesi meslek örgütüne bu binaya geldiği zaman en yüksek seviyede ağırlanır, karşılanır ve uğurlanır. Bu geleneğimiz geçmişten bugüne hep devam ediyor. Çünkü başka bizim meslek örgütümüz yok. Bakınız bugün çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin kapısından içeri girdiğiniz anda sol tarafa, benim sol tarafıma baktığınızda sokağa atılan seramik ve camları duvarda sanatla buluştuğunu görürsünüz. Önemli bir çalışma. Yüzlerce, binlerce turist kale içine geldiği zaman fotoğraf çektiriyor. Yine tarihi matbaamız Antalya'daki bütün gazeteleri basan Antalya'nın en eski matbaası özel koruma adı. Özel koruma içerisinde görüyorsunuz. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda İzmir'den gönderdiği bu tarihi matbaayı sergilemekten de onur duyuyoruz. Yine Antalya Gazeteciler Cemiyeti olarak göreve geldiğimizde yönetimimizle birlikte kentin bütün STK'larıyla işbirliği yaptık. Neredeyse birçok sorunu bu şekilde çözdük. Ve ilk projeyi kiminle yaptık? Bunu söylemeden geçemem. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı seçimi kazandığımda bir saat sonra telefonla arayarak Sayın Başkan pazartesi geliyorum ve ilk projeyi yapıyoruz. Birlikte yapalım dedi. Ben de hemen hızlıca eğitim, kültür ve çevre projesini gerçekleştirdik. Bu güzelim zeytinlerimiz Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmasıdır. Hep birlikte yaptık. Yine Antalya Ticaret Borsası, kentimizin gerçekten de önemli bir kurumu. Şu anda Sayın Ali Çandır, Top Yönetim Kurulu üyesi. Ve Türkiye'de ilk kez tarım muhabirliği eğitimini, tarım kenti, turizm kenti Antalya'da tarım muhabirliği eğitimini gerçekleştirdik ve meslektaşlarımıza sertifika verdik. Yine Türkiye'de ilk kez medyada eşitlikçi dil projesini gerçekleştirdik. Artık hiçbir gazeteci kadın sürücü diye haberlerini yazmıyor. Sürücü diye yazıyor. Yine bir meslek örgütü olarak araştırdım. İlk kez yaptığımızı diğer arkadaşlarım da teyitledi. Bir meslek örgütü gazetecilerin anılarını kitap haline getirerek neler yaşadık, neler kitabını çıkardık. Şu anda Antalya Basın Galerisi'nde. Ve bugün de
Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sayın Akın Akıncı Başkanım cemiyetimizi ziyareti esnasında "Başkan, sizinle bir proje yapalım" dediği anda binayı gezdirdim ve basın galerisini gezdikten sonra "Başkan, biz burayı en güzel şekilde yapalım" dedi ve biz de ANSİAD'a geçmişten bugüne kadar tam 30 yıldır birçok ödül aldım. Çok güvendiğim bir kurum ve çalışmaktan da onur duydum. Nasıl kitabımızı 7 ayda bitirmişsek basın galerisini tam 7 ay gibi bir zaman diliminde sonuçlandırdık. Buna benzer yine Konsiyat'la Kapuz Kanyonu ilk kez biz keşfettik ve Antalya'nın gizli cennetlerini de gün yüzüne çıkardık Konsiyat'la birlikte. Ve sayamadığım birçok yine Antalya Gençlik Spor İl Müdürü yine bir sportif faaliyete protokole imza attık ve gazetecileri sporun ne kadar önemli olduğunu birlikte proje yaparak Tazı Kanyonu'na gittik. Dolayısıyla onlarca projeyi yönetim kurulumuzla birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadık ve bir kez daha bu çalışmalarda bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki yıl Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 40. yılı. 40. yılında az önce tartıştık, konuştuk değerli meslek büyüklerimizle, kurucularımızla birlikte. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 40. yılında cemiyetimize üye olan, 40 yılı tamamlayan bütün meslektaşlarımıza yaşam boyu onur ödülünü vereceğiz. Ve buna benzer yine Aralık ayında yılın gazetecilik ödül törenlerini yapacağız ve birçok çalışmayı önümüzdeki süreçte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Ve bu konuda bize her zaman destek olan meslektaşlarıma gerçekten minnettarım. Ve sadece bununla kalmıyoruz. Çevreye karşı Antalya Gazeteciler Cemiyeti ne kadar duyarlı olduğunu birçok mermer ocağını iptal ederek gördük. Beydağları ve Toroslar, turizm ve tarım kentinde burada Antalya'da mermer ocağı olmamalı. Ve bu konuda inanılmaz bir kamuoyu oluşturduk ve birçok mermer ocaklarını iptal ettirdik. Ve gerçekten de Antalya Gazeteciler Cemiyeti sadece üyelerinin haklarını korumakla kalmıyor, kentin marka değerini yükseltmek adına gece gündüz uğraş veriyor. Basın galerisinin Antalya Türkiye'mize, turizme hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. ANSİAD birçok siyaset kuruluşunda olduğu gibi esas amacı kendi üyelerinin, bölgenin ve dolayısıyla ülkemizin ekonomik kalkınmasına faydalı olmak üzere çalışmalar yapmak üzere kurulmuş derneklerdir. Ancak biz ANSİAD olarak bir ülkenin, bir bölgenin sadece ekonomik kalkınma değil, tüm yükün kalkınması tarafındayız. Yani sanat, spor, çevre bilinci, kalkınmanın tüm yükün olması, top yükün olması tarafındayız. O anlamda da 100. yıl etkinliklerimiz içinde Şubat ayında Bir İş İnsanları Derneği'nin gerçekleştirdiği ilk ve tek felsefe kongresini gerçekleştirdik. Dün töreni yaptığımız ulusal spor ayağını gerçekleştirmek adına ulusal tenis turnuvamızı tamamladık. Ve yine 100. yılda yakışacağını umduğumuz 1 Kasım'da Gen Türkiye ve Habitat önderliğinde, top önderliğinde Antalya Büyükşehir Belediye'mizle beraber ev sahipliğini yapacağımız girişimcilik zirvesini gerçekleştireceğiz. De Antalya'mıza ve turizm rekabetinde en büyük avantajımız olan kale içinde böylesine bir basın galerisini açmanın gururu ve onuru içindeyiz. Fotoğrafı çekilir mi ya? Başkanımla bir hatıra. Cumhuriyetimizin 100. yılında basın galerisi açılması konusunda önce destek olan Akın Akıncı kardeşime, arkadaşıma, yönetimine ve bunu düşünen İdris Başkanıma, yönetimine çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık.
29 yıldır yol arkadaşlığı yaptığım gazeteci arkadaşlarımla hep bizlerin gece gündüz demeden hizmetlerini halkla buluştururlar, halkımıza iletirler ve 29 yıldır onlarla beraber hep Antalya için çalıştık. Antalya'mız için çalışan, katkı koyan, iktidarıyla, muhalefetiyle öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de 4. ve aynı zamanda 400 üyesi olan Antalya Gazeteciler Cemiyeti çok kıymetli bir kurum. Bunu hep birlikte sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bugüne kadar gazeteciler cemiyetimize destek olan, öncelikle 100 yıldan bahsettik. Bugüne kadar hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ama aramızda duaya olan bütün gazeteci arkadaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum. Misafir olduğumuz Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlemiş olduğu bu etkinlikten dolayı kıymetli başkanımız İdris Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gazeteciler Cemiyetimiz Türkiye'nin en etkili, en büyük gazeteciler cemiyetlerinden bir tanesi ve çok da örnek ve güzel faaliyetler yapıyor. Neler Yaşadık, Neler adlı kitabı ben göreve başladığım ilk günlerde ziyaretlerinde bize takdim etmişlerdi. Ben de bir solukta okudum. Gerçekten çok değerli bir eser olmuş. Kıymetli gazetecilerimizin anılarından derlenen bir kitap. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü ciltlerini bekliyoruz. Çünkü gazetecilerimizin biriktirdiği çok sayıda anı var. Aslında bu anılar, bu hikayeler, birazdan açılışını yapacağımız, galeride göreceğimiz unsurlar sadece gazetecilerimizin meslek anılarının tezahürü değil. Aslında Antalya'nın tarihi, hatta yakın tarihimizin, Türk iktisat tarihinin çok önemli kilometre taşları. Çünkü Antalya demek Türk turizmi demek, Antalya demek Türk tarımı demek, Antalya demek Türk ticareti demek. Son 40 yılda Türkiye'nin gerçekleştirdiği büyük dönüşümü, büyük devrimi Antalya ölçeğinden, Antalya penceresinden gazetecilerimiz yansıtıyorlar. Bu açıdan da çok önemli bir kamusal hizmet yapıyor gazetecilerimiz. Meslek itibariyle tabii arşiv tutma kültürü gazetecilerimizde var. Dolayısıyla aslında tarihe bir mim koyuyorlar, tarihe bir işaret koyuyorlar ve hepimiz için çok önemli başvuru eserleri bu şekilde gazetecilerimizin yapmış oldukları eserlerden meydana çıkıyor. Bu içindir ki eskiler alırım nidalarıyla sokak aralarında dolaşan eskiciler bilir eskinin kıymetini. Onun içindir ki müzeler kurulur. Eskiyi korumak, eski kültürü geleceğe aktarmak, taşımak.